Tehdit ve fırsatlar. Burada size çok fazla ticari tarafla ilgili çok alakasız konularda bilgi vermek istemiyorum. Ama sorularınız olursa ara ara ben cevaplarım. Sadece yüzdesi olarak neler yapıldığından bahsedeceğim ben size. Yapay zekanın birçok iş kolu var ve bunlar içerisinde ciddi kullanımları var. Endüstri tarafı, mesela size başta söylediğim otonom fabrikalar üzerinde çalışıyorum demiştim ya. Bir fabrikanın tamamen otonom üretim yapabilmesi gibi. Endüstri gibi özetlenebilir. Ama Emilio'nun altında on binlerce farklı sorun olan bir sektör. Yani aslında sonsuza yakın bir sorun var orada. O yüzden böyle genel bir sorun çözme yöntemi uygulanamıyor. Ama parça parça uygulanarak bazı sorunlar çözülebiliyor. Üretim artışı sağlanabiliyor. Performans oluşturulabiliyor. Çalışan sayısında daha verimli hale getirilebiliyor sistem vesaire. Kalite artırılabiliyor gibi tonlu şey var. Tıp tarafı, bu da üzerinde çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Mesela kanser tespiti, bu çok bilinen örneklerden biridir. Bir beyin kanseri, yani tümör kanseri analizi gibi çalışmalar. Ben bunlarla ilgili görseller göstereceğim size. Bir meme kanseri olabilir. Bunun gibi çok fazla şey var. Hatta nasıl yapıldığını falan da anlatırım. Biraz daha o zaman geldiğinde. Hukuk tarafında da aynı şekilde. Hukuk tarafında ben şöyle örnek vereyim. Çünkü daha sonra detaylı girmeyeceğim buna. Mesela burada daha çok aslında doküman analizi, yani metinsel veriden analiz yapma başlığı altında inceleniyor. Çünkü genellikle böyle veriler üzerinde çalışılıyor. Mesela dünyada şu an hukuk tarafında yapılan hem hakim gibi kullanılan hem de avukat gibi kullanılan yapay zeka yazılımları var. Bunlar şöyle düşünün. Mesela avukat olacaksınız diyelim. Ya da hakim olduğunuzu varsayalım. Hakim olduğunuzda siz aslında, hani bu benim uzmanlık alanım değil ama bildiğim, duyduğum kadarıyla söylüyorum. Sizin asıl bilmeniz gereken şey geçmiş davalardan gelen tecrübe. Yani tabii ki bir yasa, kurallar sürekli değişiyor, onları güncelliyorsunuz, bilginizi vesaire, ama genel olarak bir geçmiş tecrübelerinizden gelen bir bakış açısı faydası oluyor mesela. Hani benzer bir davada mesela 5 yıl önce, 10 yıl önce nasıl bir karar çıkmıştı? Belki ben vermedim belki o kararı, ama bir başka şehirde, bir başka ülkede, belki farklı bir organizasyonda böyle bir karar verildi gibi. Mesela bunları bilmek aslında o pozisyondaki kişiler için çok ciddi bir kıyaslama olabilir. Ama şöyle bir durum var. Bir insanın belki okuma hızı, bildiğim kadarıyla hukuk okuyanlar çok hızlı okuması gerekiyor ve hızlı da okuyorlar. Ama gene de sınırlı. Yani bir bilgisayarla kıyaslanamayacak kadar sınırlı. Bir bilgisayar ise bir doküman okuma ve hani günde okuyabileceği doküman sayısı milyonlarca olduğu için bunlardan çok hızlı bir şekilde öğrenip aslında hani hiçbir insanın ulaşamayacağı bir hedefe bir gün içerisinde ulaşabilir. Bilgi anlamında söylüyorum. Bunu nasıl yapıyorlar? Daha önce yaşanmış ve sonuçlanmış. Bakın, yaşanmış dediğim sonuçlanmış dava. Yani şöyle bir olay oldu, şu şartlarda oldu, detaylar detaylar. Sonra bunun sonucunda şöyle bir karar alındı. İşte 3 yıl hapis ya da 5 yıl hapis ya da işte beraat gibi. Bunların hepsini milyonlarca dava olduğunu düşünün. Milyonlarca dava içerisindeki bütün metinleri hepsini okuduğunda bunların aslında yapay zeka bunların içerisindeki ortak paternleri öğreniyor. Yani hukukla ilgili hiçbir bilgisi yok bu yapay zekanın. Konuyu bilmiyor aslında. Sadece o metinler içerisindeki ortak paternleri biliyor. Böyle 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 bir şey olursa, şu şartlarda olursa, belki binlerce şart var kendi içerisinde hesapladığım. Şöyle bir sonuç alınıyormuş. O zaman bunun gibi 100 bin tane ben davayı bilirsem, konuyu bilmesem bile tahmin üretme imkanım olur. Aslında ben bile yapsam mesela böyle bir durumda tahmin üretme imkanım olur. Eğer şöyle şöyle olduysa, 10 bin tane davada bu olduysa sonuç bu olur gibi tahmin üretme. Yapay zeka da böyle. Ama
Bu arada mesela hukuk tarafında, tıp tarafında çok fazla şey var. Hani bu yapay zekanın içerisine girmeyen araştırmacılardan bahsediyorum. Hukukçular ya da tıpçılardan bahsediyorum. Bunların ikisinin de yapay zeka tarafından aslında ele geçirilemeyeceği ya da yerine geçilemeyeceğini düşünebiliyorlar. Ama öyle değil aslında. Dünyada birkaç yıldır kullanılıyor. Ve normal bir avukat ve tıp ikisinde de aynı şey geçerli. %50 başarı ortalamasıyla çalışan, karar alan bir doktorla, bir avukatla yapay zeka arasındaki fark %50'ye 85 başarı ortalaması. Şu andan bahsediyorum, birkaç yıl içerisinde olmuş şey. Yani şu an daha fazla da olabilir. Bununla ilgili en ciddi çalışanlardan bir tanesi IBM Watson. IBM Watson'ı daha sonra söylerim. Anlatırım detaylı bir şekilde. Onlar bu konulara odaklı çalışıyorlar. Ama şu konuda haklı olan bir durum var. Tıp tarafında sonuç insan hayatını etkilediği için karar almak konusunda yapay zekaya bir karar aldırılmıyor henüz. Belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra olabilir. İmkansız değil. Çok derinlemesine yapılan çalışmalar var gerçekten. Ama biraz yasallık, biraz insaniyet durumuyla alakalı karar aldırılmıyor. Yoksa alınan kararların başarılı olduğu, daha başarılı olduğu doğru. Hukuk tarafında da aynı şekilde. Siz bir insanın hayatıyla ilgili karar alacaksınız. O yüzden henüz bunları yapay zeka karar verdirilmiyor aslında. Veremiyor değil. Verdirilmiyor yasal olarak ve insani olarak. Hizmet robotları sonsuz bir başlık aslında. Evinizdeki temizlik robotundan bir madende çalışan insansız, mesela insansız bir iş makinesine kadar. Kazan mesela, kamyon gibi şeyler. Devasa kamyonlar yapılıyor insansız çalışan gibi. Otomobiller, çok çok fazla şey var. Yapay zekanın yaratıcılık gerektiren işlerde henüz hazır olmayışı bu tehditler tarafından. Üstteki fırsatlar gibi de değerlendirilebilir. İkincisi ise biraz tehdit. Yaratıcılık sezgisellik gerektirir. Bu yapay zekada henüz olan bir şey değil. Ve o taraf için henüz çok erken diyebilirim. Güçlü yapay zekanın sezgisel beyne sahip olması. Bu özellikle işlemek istediğim konu şu. Hani yapay zeka tehdit mi değil mi konusunu inceledik ya. Burada özellikle söyleyeceğim başlıklardan bir tanesi, aslında şurada açıklayacağım, burada açıklayacağım onu. İnsan beyni yüksek sezgisel beyne sahiptir. Yani bir bilgisayar gibi çalışamaz. Mesela şöyle bir durum olabiliyor. Bir insana örneğin 9 basamaklı, 10 basamaklı 2 tane sayıyı verdiğinizde bunları birbiriyle toplayabilir, çarpabiliyor. Ama çok nadir. Bu bir rahatsızlık olarak geçiyor bir kere. Yani normal insanlarda, genellikle insanlarda olmayan bir özellik. Bu aykırı bir şekilde çok çok nadir kişilerde olabiliyor. Zihinden bunları yapabiliyorlar. Bir belgesel izlemiştim. Almanya'da çok sessiz ortam, sessiz odalar vardır. Böyle hani hiç ses olmayan oda diyelim. Böyle bir odada birisine deney yapmışlardı mesela. Böyle bir şey yapıyordu. Ama genel olarak insanlarda sezgisel beyin vardır. Bilgisayar ise yüksek hesaplamalı beyindir. Yani onun işi calculation, işte computational süreçleri yönetmektir. Şimdi güçlü yapay zekada sezgisel beyinle hesaplamalı beyni birleştirmekten bahsediyoruz. İnsan kapasitesiyle, yetenekleriyle hesaplama gücünü ve müthiş donanımlar üretiliyor şu an, ki şu an bile yani 5 yıl sonra, 10 yıl sonra neler olacağını tahmin edemezsiniz. Bunların ikisini birleştirdiğinizde artık şöyle bir durum olma ihtimali çok ciddi hale geliyor. Sizin hiçbir zaman insan olarak, herhangi bir insanın hiçbir zaman hayal edemeyeceği, hesaplayamayacağı versiyonları, olasılıkları, ihtimalleri çok rahatlıkla donanım gücü ve sezgisellik gücüyle birleştirip hesaplayan bir makine olabilir. Hani filmlerde vardır ya,
dünyayı ele geçirecek. Bunun mantıksal sebebi aslında bu. Çünkü mesela bu satranç ve go gibi oyunlarda hamle sayısı vardır. Yani belli bir hamlenin üzerinde yapılamaz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, belli bir hamlenin ötesini göremez oyuncu. Bir sınır vardır. Yani maksimum mesela bir tanesinde der ki ben 12, yani profesyonel bir go oyuncusu diyelim, ben 12 hamle sonrasını tahmin edebilirim. 13'ü göremez. Dünyanın en iyisi bile. Ki bu en iyisinden bahsediyoruz. Genelde 2, 3 vesaire gibi aralıklardadır. Satrançta da benzer diyor. Çünkü olasılık hesabı devreye giriyor ve beynin bir sınırı var. Ama yüksek hesaplamalı bir donanıma sahip bir yapay zeka için bunun bir sınırı yok. Binlerce, on binlerce, 100 yıl sonra, 500 yıl sonra ki olasılıkları teknik olarak hesaplayabilecek bir altyapıya sahip olabiliyor. Çünkü geçmiş bilgiler elde, mesela doğadaki bütün geçmiş bilgiler elimizde var. 100 yıl önce, 500 yıl önceki vesaire, hatta 50 bin yıl önceki doğa olayını biz hesaplayarak, aslında tahminler üreterek ortaya çıkartabiliyoruz gibi. Bununla ilgili bütün hesaplamaları yapabildiğinde ve doğaya, insanın doğaya verdiği zararı matematiksel olarak hesaplayabildiğinde, hani şunu insana demesi çok mantıksız değil. Yani sen, senin için zararlısın. Sen kendin için, dünya için zararlısın demesi mantıksız değil. Aslında filmlerde işlenen de bu tam olarak. Bunu insan olarak anlayamıyorsun tabii ki. Çünkü o hesaplamayı tahmin edemiyorsun ki. O sana anlatamaz ya da anlayamaz. Güçlü yapay zekanın bedene ve fiziğe, yani bedene ve bedensizliğe sahip olması durumu. Bunu IoT cihazlar üzerinden düşünebilirsiniz. Internet of Things, şu an milyarlarca küçük küçük IoT cihazlar var. Elektronik cihazlar dünyada. Ve bu cihazlar aslında bizim için bir hesaplama yeteneği de sağlamış oluyor. Bir saniye. Bizim için bir hesaplama yeteneği sağlamış oluyor bunlar. Ve bu sayede onların donanımsal gücünü biz kullanarak onlara bazı işlemler yaptırabiliyoruz teknik olarak. Bu nedenle milyarlarca olan IoT cihaz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde birkaç katı artacak ve daha fazla olacak. IoT cihazı özet olarak nedir? Sizin akıllı saatiniz de bir IoT cihazdır. Endüstrilerde kullanılan küçük aparatlar da aynı şekilde. Sonsuz bir şey var aslında. Hani herhangi bir şey olabilir. Bir akıllı kalem bile olabilir. Onun içerisinde bir mikrokontroller varsa. Süper bilgisayarlar, bunlar aynı şekilde. Bunların hesaplama gücü de yapay zekalara aktarılabilir. Ve 5G internet, mesela 5G internet tarafında sorun olan kısım şu. Hani neyi çözüyor kısmı? Mesela şu an herhangi bir ülkeden başka bir ülkeye tamamen farklı karasal internet hatları üzerinden rahatlıkla uzaktan ameliyat yapabilecek robotlar geliştirildi. Hatta normal insanın elle, normal en iyi cerrahın bile elle yaparken belli bir titreme frekansı var. Yani eli titreyebiliyor insanın. Ama bu tür robotlar o titremeleri de absorbe edebiliyor. Yani yok edebiliyor. Yok ettikten sonra haliyle başarı oranı da artıyor. Kaza oranı da azalıyor vesaire. Ama bu robotlardaki sorun şu an, mesela Japonya'da diyelim bir doktor, işte Türkiye'de ya da Türkiye'deki bir doktor Amerika'daki bir hastaya ulaşmak istediğinde, ameliyat yapmak istediğinde internet sorun. Çünkü real time, yani gerçek zamanlılık teknik olarak gerçek zamanlı değildir aslında. Near to real time'dır. Yani gerçek zamanlıya en yakın olandır aslında matematiksel olarak. Yani milisaniyeler üzerinden yapılır o internet üzerindeki işlemler, fiber optik kablolar üzerinden, ama gerçek de gerçek zamanlı değildir. İşte şu anki 5G olmayan internette böyle bir ameliyat yapabilecek bir internet altyapısı henüz o hızda olmadığı için o tür robotlar henüz kullanılamıyor. İşte 5G ile birlikte bunlar yapılabiliyor olacak. Ama
şu da var. Beşiği ile ilgili son birkaç yıldır bir çalışma yapıyorum. Yani araştırma yapıyorum diyelim. Bunun sağlıkla alakalı ciddi sorunları var. Hatta Amerika'da bu, yani parlamentoda tartışıldı diyelim. Beşiği internet altyapısı geliştiricilerine bunun sağlık alanında araştırma yapılıp yapılmadığı soruluyor. 5G alanında vesaire. Kesinlikle hiçbir sağlık araştırması yapılmamış mesela 5G üretilmesiyle alakalı. Ve bunun devasa zararı olduğunu da zaten bilim insanları ispatlıyor diyebiliriz. Ama bu geliyor açıkçası. Getirilecek diyelim. Robotlar, otomobiller, bunları vakti geldiğinde söylerim. Mesela otomobiller içerisinde süper bilgisayarlar vardır. Aşağı yukarı. Çok ciddi hesaplama yapar mesela. Bunlarla ilgili çalışmalar yaparken fark edeceksiniz çok güçlü bilgisayarlar var.